Ana kuzusu evi bugün değerli bir misafiri ağırlıyor. Psikiyatr Tanju Sürmeli annelerimize depresyon hakkında bilgiler verecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel. Ben kızımı burada tanıdım. Gerçekten. Çok iyi. Evet. Kızımı burada kızın tanıdım. Olduğunu farkına mı vardın? Evet. Yani evdeyken kendi odasına çekiliyordu. Ben de kendi odama öyle. Ama burada daha güzel tanıdım. Daha güzel yani kızımı olduğunu bildim. Evet. Ve birbirinizle aynı duyguları hissetmeye başladınız evet, mı? Çok, bir anne kız olduğunuzun çok, farkındalığı arttı çok mı? Çok farkı arttı. Bak bu çok önemli evet. Çünkü genelde genç nesil sizlerin onları anlamadığını düşünüp bir odaya kapanıyorlar. Ellerinde evet. Bir bilgisayar ya da bir tablet. Bir de telefon. Telefonla saatlerce devamlı elinde otomatik telefon. Bir şekilde hiç. Tekrarlayıcı bir davranışla. Evet aynı. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıyorlar. Evet. Ondan sonra da bağımlılık gelişiyor. Evet. Bunlardan çıkartmalıyız aslında çocuklarımızı. O anlamda bu programın önemli olduğunu düşünüyorum. Burada kızım beni iyice tanıdı ve ben kızımı iyice tanıdım. Annem, annem diyor. Ne güzel. Eskiden demiyordu yok, o zaman böyle yok, bir şey. Yok. Ve bunu sen... Yani iki yabancı gibi duruyordu evde. Evet. Hiç acıktığı zaman gelip yerdi, tekrar odasına giderdi. Peki bu birimizi senin tanıdım. Hayattan zevk almanı değiştirmiş miydi? Çok. Azaltmış mıydı daha önce? Hayattan zevk alman azalmış mıydı çocuğunla, kızınla evet, iletişim azalmıştı. Kuramadığın için? Evet, azalmıştı. Uykuların falan bozuluyor muydu? Evet, bozuluyordu ve hiç kendi odama kapanmıştım. Böyle sanki depresyonda gibi değil evet, mi? Evet, sanki hiç ben getirmemişim kızı. Ve kız benimle alakası yok. Yok gibi. Sanki bu dünyaya sen onu getirmedin. Evet. O senin kızın değilmiş evet, gibi davranıyor. Evet, aynı. Çok iyi. Çünkü bu tür şeyler insanları zaman içinde ev ortamında yaşarken bile depresyona sokabiliyor. İşte hayattan zevk almıyor, uykusu bozuluyor, kendisini suçluyor kişi. İştahı azalıyor ya da artıyor. Dikkatinde, hafızasında bir takım sıkıntılar yaşıyor ve ve kimseden de yardım almıyor o zaman. Çünkü bütün olayı çocuğuyla iletişim kuramadığına bağlıyor. Var mı sizde de öyle evet. Hayattan zevk almadığınız dönemler? Siz bekliyordum ben neyinizi bitirmenizi. Hocam bizimki de tam ters durum. Nasıl bir ters durum? Bunların tam tersi. Biz ana kız birbirimize düşkünüz. Çok güzel. Evet, evde birbirimize düşkünüz. Şimdi de kızım evlendiriyorum ya, nişanlandı. O gidecek diye çok üzülüyorum. Ağlıyorum, bir köşe köşeye girip ne yapacağım diye depresyona giriyorum. Orada kızı bilgisayarla bağımlılığı oluşmuş, anne yalnız kalmış. Siz burada birbirinizle bir bağımlılık oluşmuş. Evet. Birbirinizden ayrı kaldığınızda sorun yaşıyorsunuz. Ama alışmanız da gerekecek. Öğrenmemiz de gerekiyor. Ya alışacak da insan yani işte o depresyon yaşıyoruz yani. Yani tam bir depresyon değil de belki depresif hissediyorsunuz ama en azından işte hayattan zevk alamıyorsanız. Şimdi depresyon dediğimizde hayattan zevk alamıyorsanız, günlük işlerinizi yapamayacak hale geliyorsanız bu zevk alamadığınızda, gelecekle ilgili umudunuz kayboluyorsa ki sizin gelecekle ilgili umudunuz çocuğunuz. Evlenecek, evet, ayrı bir yuva kuracak değil o, mi? Evet. Yani istiyorsunuz böyle bir şey yapmasını. Öyle değil mi? Doğrudur. Evet, yani o depresyon değil de depresif hissetme kendimizi, kötü hissetme. Hocam, annelerimizin arasında ailesini kaybedenler var ve bu durum onları çok üzüyor. Süreci nasıl yönetmeleri lazım? Hatice ablanın kız kardeşi rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Amerika'da değil mi Hatice abla? Amerika, Miami'da. Şimdi bunu nasıl atlatabilir? Daha cenazesi gelmedi, daha şimdi orada. Yeni bir olay duydum. Bir hafta duydum. Sonra, evet. Dün öldü. Zor tabii. 40 yaşında. Peki sizin diğer kardeşiniz, anneniz falan onlar yaşıyorlar mı? Annem yok, 20 babanız? Yıldır yok, o onlar da gitti. Evet. Şimdi kardeşler bir araya da kalmış. 4 kız kardeşim Amerika'da, 4. 2 tane buradayız ve çok özlüyorum. Tabii kolay değil, orası çok daha uzak. Uzak. Gidiş 12 zor. Saat, 12 saat, saat uçakta. Uçakta. Gittiniz mi hiç oralara? Yok. Gidemediniz. İstiyorlar da ben gitmedim. Gitmediniz. Tabii bir de ölüm olayı da
acı bir şey, kayıp. Ve o kaybı şu an göremediniz de, o da oldukça sıkıntılı bir dönem yaratıyor insanda. Şimdi zaten bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman yas dediğimiz bir şey var. Bu yas depresyona çok benzer bulgular ortaya çıkarıyor zaman içinde. İşte uyku bozukluğu, halsizlik, bitkinlik, hayattan zevk almama, özlem, bir daha görme isteği gibi şeyler olduğu zaman bunlar daha da tetikleniyor. Ya da bazen rüyalarda kaybettiğimiz yakınımızı görürsek onlar bizi daha sabah uyandığımızda biraz daha huzursuz ve depresif yapabiliyor. Bunlar 6 ay kadar civarında sürüyor genelde yaz. Bazen 9 aya kadar uzanıyor ve tablo olarak da çok da depresyona benziyor. Ve yani depresyon tedavisi burada yapmamak lazım. Genel olarak yası yaşamalıyız, acıyı öğrenmeliyiz. Evet. Hayatın her tarafını, her yönünü öğrenmemiz en doğrusu, onu gerekli. Çok teşekkür ederim. Onu da düşünmek hocam, lazım. Hocam verdiğiniz bilgiler çok bilgi aldım sizden. Sağ olasın. Annelerimiz Tanju Bey sayesinde sıkıntılarıyla nasıl mücadele etmeleri gerektiğini öğrendiler. Uzmanımıza verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Yine bekleriz.